Çemberler dönüyor. Altı bir gün de bunlar. Bunlar. Anladım. Daha sonra sirke gibi ağzını kapatıp her gün çevirerek güneşte. Onun içerisinde zeytinyağı üstüne ilave ediyorum. 40 gün. İyi. 40 günün sonunda normal süzüyorsun, tamam mı, süzekle? Evet. Tekirdağ'da yaşıyorduk. Orada esinlendim ben, gördüm bahçede. Sonra onu biz buraya uyarlamaya çalıştık ama çok da kolay olmadı. Bunu yerliye tanıtmak, kabullendirmek, işte süpürge dikiyor, yüzellik dikiyor gibi dedikodular falan yayıldı. Ama şevkimiz kırılmadı açıkçası. Biz mücadeleye devam ettik ve zaferi kazanan biz olduk. Süpürgeye benzetiyorlar ya da yüzellik otuna benzetiyorlar ama artık biliyorlar lavantanın ne olduğunu, ne işe yaradığını. İlk etapta işte 4 yıl önce bunu söylüyorlardı. Trakya'dan biz lavanta yetiştiriciliği için dönme kararı aldık. Çünkü bu bölgede yoktu ve eksiklikmiş. Çünkü gelenler onu söylüyor ve buraya geldikleri zaman gerçekten huzur buluyorlar, dinleniyorlar, mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Burada yetişmez, bilmediğiniz bir sektör. Nereden biliyorsunuz, yapamazsınız. Ve gelen olmaz. Özellikle işte Gümüşacı köy bunu bilmez, kimse gelmez, para kazanamazsınız denildi. Ama ona rağmen bizim Samsun'dan, Çorum'dan, Tokat'tan gelen müşterilerimiz var. Yapamazsın diyenlere inat, biz yapıyoruz ve başardık. Toplam 15 dönüm arazi ama biz 13 dönümünü lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Bir 5-10 gün sonra hasatı yapıyoruz. Yağını damıtıyoruz. Yağını da alan tüccar, büyük, bizden büyük tüccarlara yağını veriyoruz. 20 yıllık bir ürün olduğu için her sene yağ ve şeyi, kar getirisi de artıyor tabii ki. Bu sezon bilmiyorum yağların satış fiyatı nasıl olur ama beklentimiz yüksek birazcık. Zaten bir kısmını çiçeğini kuru çiçek olarak değerlendiriyoruz. Yağlık olan kısmını da yağını damıtıp satıyoruz. Gelin damatlar geliyor. Nikah sonrasında çekimi özellikle tercih ediyorlar. Doğum günleri, bride'lar, bekarlığa veda kızların yapmış olduğu. O anlamda talepler çok fazla. Bu bölge, Karadeniz bölgesini özellikle bunu tanıtmak. Bölgede tekiz fide yetiştiriciliği ama turizm anlamında da tek olmak istiyoruz. İleriki dönemlerde inşallah başka bir parselimizde arıcılıkla yapmayı planlıyoruz. Çünkü lavanta balı çok kıymetli.